YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Sizi elimde spatulamla karşılıyorum. Niye? Çünkü bugün güzel bir mekik yapacağız. Mekik dediğiniz şey aslında benim çocukken çok yemeği sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Yapması da çok kolay. Bir kere her şeyin başında oda sıcaklığında bir tereyağı ihtiyacımız var. 125 gram tereyağı böyle bir derin kasenin içerisine gidiyor. Bir su bardağı kadar pudra şekeri ilave ediyorsunuz ve güzelce kıvam alana kadar spatula ile karıştırıyorsunuz. Şimdi bundan sonra yumurtaları koymaya başlayacağız. Fakat yumurtaları çırparak koyalım. O yüzden böyle bir küçük arkadaştan yardım alacağız. Yumurtaları tek tek koyacağız. Koyduktan sonra da ardı arkasına çırpacağız. Yani bir tanesini ekleyeceğiz, çırpacağız. İyice hamur onu içine aldıkça ikincisini çırpacağız. 5 yumurta böyle sırayla işin içine girecek. Çırpma işlemimiz gördüğünüz gibi bu kadar. Şimdi kuru malzemeyi işin içerisine ekleyeceğiz. Kuru malzemeyi eklerken eleme böyle bir şeye ihtiyacımız yok. 1 su bardağı kadar un, yarım su bardağı toz badem, 1 paket toz vanilya. Hepsini spatula ile güzelce kapatarak karıştırıyorum ve kurularla sıvıları birbirine iyice yediriyorum. Kapatarak karıştırma işlemimiz de bu kadar. Şimdi artık fırın kaplarına koyacağız. Kullandığım fırın kabı gördüğünüz üzere çok yüksek değil, yani bir parmak yüksekliğinde. Yani bu büyük muffin kaplarından değil, mekik için olan kaplardan. Mekik aslında ince uzun ya da böyle yuvarlak formlarda oluyor. Ben yuvarlak formlu kabım olduğu için onu kullanıyorum. Küçük bir dondurma kaşığı hiç yağlamaya gerek duymadan buradaki haznemin içerisine bu şekilde dolduruyorum. Ve üstüne bir tane de iyice fazla suyundan arındırdığım donmuş vişne ilave ediyorum. Mekikler hazır. Artık fırına gidebiliriz. 170 dereceye fanlı ayarda ısıtılmış fırına bunu atıyoruz. Ne kadar mı pişecek? Bu gördüğünüz kaplarda takriben 20 dakika pişmesi gerekiyor. 20 ila 25 dakika arasında bu iş tamam. Ama bence bu kap 20 dakika pişer. Beklerken bir çay mı içsek? Hadi bir çay içelim. Efendim, doğru bir teknikle pişirdiğinizde 20 ila 25 dakika arasında bu gördüğünüz kıvama geliyor. Üstleri birazcık renk alıyor. Bakınız şu alt kısmı da gayet güzel renk almış vaziyette. Fırınınızın fan ayarına ve pişirme derecesine göre 20 ila 25 dakika arasında. Çocukluğumda bu pastanelerde yediğim mekiklerden yeminle hiçbir farkı yok. Sadece şekli mekik değil. Yuvarlak mekik istediğiniz boyda ve formda. Tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve haftada 2 kere sizin için yayınladığım tarifleri beklemeyi unutmayın. Benden bu kadar. Hepinize afiyet olsun.